Değerli arkadaşlarım merhaba. Mecaza dayalı söz sanatlarıyla birlikteyiz. ÖSYM'in oldukça önem verdiği, özellikle bazılarına seçeneklerde çokça önem verdiği bir üniteyle karşınızdayım bugün. Benzetme, eğretileme, dolaylama, kişileştirme, konuşturma, adaktarması, kinaye, güzel adlandırma, deyim aktarmaları, abartma ve dokundurma şeklinde konu başlıklarına sahibiz. Şu an işleyelim bakalım ne göreceğiz. Benzetme, bir kere %100 bilmemiz gereken ünitelerden, daha doğrusu başlıklardan bir tanesi. Çünkü seçeneklerde karşımıza mutlaka gelir. Arapça adı teşbihtir arkadaşlar. Aralarında benzerlik olan iki varlıktan niteliği zayıf olanın üstün olana yakınlaştırılması, benzetilmesi. Tanımı bu şekilde. Tam bir benzetme yapılabilmesi için benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı olmak üzere 4 tane unsurun bulunması gerekiyor arkadaşlar. Hocam, Türkçe kısmında böyle bir şey çıkar mı? Arkadaşlar, size orada benzetme var mı yok mu bunu sorar. Size tam benzetme, işte kısaltılmış benzetme, pekiştirilmiş benzetme veyahut teşbih-i belî, bunlar sorulmaz. Bunlar o kısımlar, o detaylar edebiyat kısmında daha fazla sorulur. Şimdi o çocuk tilki gibi kurnazdır. Çocuğu tilkiye benzettik mi? Benzettik ve gibiyi kullandık. Balodaki kız adeta bir periydi. Balodaki kızı periye benzettik. Adeta kelimesine dikkat ediniz. Önümüzdeki ova at nalını andırıyordu. Andırmak kelimesine dikkat ediniz. ÖSYM'nin sevdiği kelimelerden bir tanesidir. At nalına benzetmişiz ovayı. Demek ki benzetmelerde biz nereye dikkat etmeliyiz? Bir, hemen şuraya yazıyorum. Bir yerlerde benzetme bulmak için. Sevgili arkadaşlarım, şuraya dikkat, dikkat. Adeta kelimesine dikkat edeceğiz. Orada benzerlik ilgisi yaratır. Sanki, kız sanki bir periydi. Kız sanki masaldan çıkmıştı ifadeleri benzetme yarattı. Andırmak kelimesi benzetme ilgisi yaratır. Gibi zaten benzetme edatıdır. Temel özelliği benzetme anlamını katmasıdır. Aynı zamanda başka ne verebiliriz buraya arkadaşlar? Adeta, sanki, andırmak, gibi ve tıpkı. Bu kelimelere dikkat edeceğiz. Kız tıpkı bir doktordu dedik. Onu benzetmiş oluyoruz arkadaşlar. Adeta, sanki, andırmak, gibi ve tıpkı kelimeleri ÖSYM'nin sevdiği kelimeler arasındadır. ÖSYM'nin sevdiği benzetme kelimeleri arasındadır ve şıklarda mutlaka sorulur. Hemen geliyorum eğretilemeye. Hocam, çok fazla sorulur mu eğretileme? Arkadaşlar, edebiyat kısmında eğretileme sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak Türkçe kısmında son dönemlerde tercih edilmiyor. Neymiş bir görelim önce. Edebiyat kısmında videomuzdan detaylıca ulaşabilirsiniz. Eğretileme, yani istiareye. Yalnızca benzeyen ya da benzetilen ögeleriyle yapılan söz sanatına eğretileme diyoruz. Yani biz kendisine benzetilen ve benzeyeni alıp benzetme yönüyle benzetme edatını kullanmıyorsak eğer, eğretileme yapmış oluyoruz. Kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bu arada benzetme amacı vardır. Niye amacıyla kelimesinin altını çiziyorum? Size adaktarmasını anlattığımda burada benzetme amacı var, burada yok diyeceğim. Açık istiare yalnızca kendisine benzetilen kullanılır. Kapalı istiare yalnızca kendisine benzeyen kullanılır. Hemen bakalım. Doya doya sevemedim kuzumu. Kuzu söylenmiş ama kendisine benzetilen kuzu olmasına rağmen bebek söylenmemiş. Bebek kuzuya benzetilmiş. Bebek burada benzeyen oluyor. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Hilal benzeyen ama insan benzetilen söylenmemiş arkadaşlar. Hemen geliyorum kişileştirme. Seçeneklerde karşımıza mutlak ve mutlak gelir. Kişileştirme şeklinde gelebildiği gibi aynı zamanda insandan doğaya aktarma şeklinde de gelebilir. İnsandan doğaya aktarma. Ve teşhis Arapçasıdır. İntakta konuşturmanın Arapçasıdır. Görelim bakalım neymiş. İnsana özgü niteliklerin insan dışındaki herhangi bir varlığa aktarılmasına biz kişileştirme adını veriyoruz arkadaşlar. İnsandan doğaya aktarma da diyoruz buna. Hayallerim bana yine oyun oynadı. Oyun oynamak insan özelliğiyken
hayallere gitmiştir ki burada kişileştirme sanatı vardır. Dağlar beyaz şallarını omuzlarına atmış. Beyaz şalları omuzlara atmak insan özelliğiyken kime gitmiş? Dağlara. Yani burada kişileştirme sanatı söz konusu. İnsan dışı varlıkların konuşturulmasına ise intak adını veriyoruz. Yıldızlar sönsün diyerek bağırdı Sümbül demiş. Sümbül bağıramaz, konuşamaz arkadaşlar. Yıldızlar sönsün diyerek de ne yapmış? Konuşturma yapmış. Peki hocam, siz bunu edebiyat videolarınızda da söylemiştiniz. Bir daha söyler misiniz diye duyar gibiyim. Şimdi her kişileştirilen varlık konuşturulmak zorunda değildir. Yani her kişileştirme içinde illaki konuşturma barındırmaz. Ama her konuşturma sanatının bulunduğu yerde, her intak sanatının olduğu yerde mutlaka kişileştirme vardır. Çünkü orada insan özelliği kazanma durumu söz konusudur arkadaşlar. Mutlak çıkar ÖSYM kişileştirmeyi fazlasıyla sever. Aynı benzetmeyi sevdiği gibi. Buradan dönüyorum dolanıyorum hemen. Kinaye. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeceğim. Kinaye eşittir. Laf sokma, iğneleme, dokundurma demek değildir. O kinayeli söyleyiştir. Kinaye başlı başına şu demektir. Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılması, gerçek anlamla mecaz anlamını çağrıştırmasıdır arkadaşlar. Ateş düştüğü yeri yakar diyorum. Şimdi ateşin yeri gerçekten yakması gerçek anlamdadır. Doğru mu? Evet, alev alev yanıyor yer. Bu gerçek anlam. Ama bir de bunun mecazı var. Bir acıyı yaşayanın en iyi bilmesi, en iyi o anlaması ise mecaz anlamdır. Gerçek artı mecazın bulunduğu yerde ise kinaye sanatı söz konusudur. Atılan ok geri dönmez. Evet, atılan okun gerçekten döndürülememesi gerçek anlamdır. Ama bir de söylenen sözün, yapılan hareketin geri alınamaması var ki bu da sözcüğün mecaz anlam kısmıdır, cümlenin mecaz anlam kısmıdır. Burada da yine kinaye durumu söz konusudur. Hocam bir örnek daha verebilir misiniz? Hemen bir örnek daha veriyorum. Kinayeye nasıl örnek verilebilir? Şöyle. Laf sokma değil dedik. Buna dikkat edeceğiz. Küçük çocukların elinden tutmak gerekir. Tutmak gerekir. Şimdi küçük çocukların elinden tutmak gerekir cümlesi gerçekten onların elinden tutunuz arkadaşlar. Yoksa yoldan geçerken ya da kaybolabilirler diyor. Doğru mu? Yoldan geçerken bir sıkıntı oluşabilir ya da kaybolabilirler. Bu gerçek anlamımız, tamam mı? Burası gerçek anlamımız. Bir de bu işin mecazı var. Onlara hayat yolunda yöntem gösterin, yardımcı olun demek istiyor ki bu cümle aynı zamanda mecazlıdır. Gerçek artı mecazın bulunduğu yerde ise ne vardır? Kinaye sanatı vardır. Tekrarlıyorum. Laf sokmak, iğnelemek değildir. Bunu bileceğiz. Hemen geçiyorum aşağı. Hop. Ad aktarması, eski adıyla, Arapça adıyla mecazı mürsel. Bir sözü benzetme amacı gütmeden, benzetme yapmadan başka bir söz yerine kullanmaktır. Nasıl kullanıyor hocam? Şöyle, plakta Ajda Pekkan çalıyordu. Ajda Pekkan çalmaz arkadaşlar, Ajda Pekkan'ın şarkıları çalar. Burada Ajda Pekkan'ın şarkıları söz öbeği yerine Ajda Pekkan diyerek ben bir sözü başka bir söz yerine kullandım. Buna ad aktarması adını veriyoruz. Yazın Orhan Pamuk'u okudum. Arkadaşlar biz Orhan Pamuk'u okumayız. Orhan Pamuk'un eserlerini, romanlarını okuruz. Dikkat ettiyseniz sözler arasında bir yer değişim sağladım. Tencere hala kaynamadı mı? Tencere kaynayan tencere değildir. Tencerenin içinde bulunan maddelerdir arkadaşlar. Ad aktarması vardır. Tabağını çabuk bitir. Arkadaşlar biz tabağı mı yiyoruz? Hayır, tabağın içindekileri yiyoruz. Kastettiğimizde tabağın içindekilerse burada ad aktarması vardır. Olayı duyunca mahalle ayaklandı. Mahalle ayaklanmaz. Binalar, yollar ayaklanmaz. Mahalle derken neyi kastediyoruz? Kişileri kastediyoruz. Mahalle sakinlerini kastediyoruz. Sobayı yak da ısınalım. Sobayı yak deyince
aklımıza sobanın tamamını yakmak gelmesin. Biz sobanın içindeki maddeleri kastediyoruz. Odunu, kömürü kastediyoruz. İşte buna adak darması diyoruz ki seçeneklerde karşımıza gelme ihtimali yüksektir. Hemen dönüyorum oradan dolaylamaya. Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı ifadeye güç katmak için birden fazla sözcükle anlatmaktır. Türkçe böyle bir dildir arkadaşlar. Siz bir sözcük yerine birden fazla sözcük kullanarak ifadeyi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bu sırada hemen dolaylama devreye girer ve bize yardımcı olur. Örneğin sinema demeyiz de biz ona ne deriz? Beyaz perde deriz. Kıbrıs demeyiz, yavru vatan deriz. Tüfek demeyiz, delikli demir deriz. İzmir, Ege'nin incisi olarak karşımıza çıkar. Balık, derya kuzusudur. Pamuk, beyaz altındır. Başka hocam, dolaylamada ne bilmem gerekir? Nelerimiz var başka? Örneğin, turizm demeyiz. Biz ona gidip bacasız sanayi deriz ve dolaylamasını bulmuş oluruz. Zeki Müren demeyiz, sanat güneşi deriz ve onu dolaylarız. Mars demeyiz, kızıl gezegen deriz ve biz onu dolaylarız arkadaşlar. Doğru mu? Çok güzel. Başka ne verebiliriz? Hocam aklıma geliyor. Kaleci demeyiz de file bekçisi deriz. Doğru mu? Mesela hırsız demeyiz de biz ona kasa faresi deriz. Bu da onun bir dolaylamasıdır sevgili arkadaşlarım. Dolaylama karşımıza son dönemde az çıkıyor ama yine de ifadeleri bilmemizde fayda var. Dolaylamadan hemen kendisiyle yakın ilişkisi içinde olan güzel adlandırmaya geçiyorum. Güzel adlandırma nedir? Söylendiğinde insan zihninde olumsuz duygular barındıran, uyandıran durum, olay, kavram veya varlıkları güzel şekilde ifade etmektir. Türkçe güzel bir dil olduğuna göre biz bunların kaba, argo, korkunç, ürkütücü, iğrendirici kavramlar yerine güzel kısımlarını kullanalım dedik ve güzel adlandırma yaptık. Çünkü güzel adlandırma aslında bir dolaylamadır arkadaşlar ama her dolaylama güzel adlandırma değildir. Cin demiyoruz sevgili arkadaşlarım. Korkutucu olduğu için üç harfliler ya da iyi saatte olsunlar deyip ifadeyi yumuşatıyoruz. Verem demiyoruz, onun yerine ince hastalık diyoruz, güzelleştiriyoruz. Kör demiyoruz kaba olacağı için, görme engelli diyerek işi yumuşatıp güzelleştiriyoruz. Ölmek demiyoruz, hakkın rahmetine kavuşmak ya da son yolculuk diyoruz ve daha kibar, daha nazik ve daha kabullenilebilir durum haline getiriyoruz. Tabut demiyoruz, tahta at diyoruz ya da dört kollu diyen de var. O tabi tahta ata göre biraz daha kaba. Güzel adlandırmayı da anladığımıza göre buradan hemen deyim aktarmalarına geçiyorum arkadaşlar. Deyim aktarmaları kendi içerisinde 4 tanedir arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Seçeneklerde karşımıza sıklıkla gelir. Hemen bakalım şimdi. İnsandan doğaya aktarma. Ne demiştik biz buna? Kişileştirme. Hocam seçeneklerde kesin geliyor, bilmemiz lazım demiştiniz. Mutlaka bilmelisiniz. ÖSYM sever bu ikisini. İnsan özgü nitelikleri insan dışındaki varlıklara aktarmaymış. Gemiler uyumuştu, bulutlar gülüyordu. Uyumak ve gülmek bize ait bir özellikken bulutlara gitmiş, gemilere gitmiş cansız varlıklara ve onlara kişileştirme özelliği kazandırılmış. Doğaya özgü nitelikleri insana aktarıyorsak doğadan insana aktarma karşımıza çıkıyor. Olgun tavırlarıyla etraftakileri etkilemişti. Arkadaşlar olgun meyve ve sebzenin özelliğidir. Normalinde meyve sebze özelliği kime gitmiş? İnsana gitmiş. Doğadan insana doğru bir aktarma söz konusu. Hocam doğadan insana başka bir örnek daha verebilir misiniz? Hemen veriyorum. Dedem yine esti gürledi. Dedem yine esti gürledi. Esmek, gürlemek arkadaşlar rüzgarın özelliğiyken, gökyüzünün özelliğiyken kime gitti? Dedeme gitti. İşte burada doğadan insana doğru bir aktarım söz konusu. Hemen çekiyorum. Doğadan doğaya aktarma. Kendi içerisinde bir aktarma durumu söz konusu. Doğaya özgü nitelikleri doğaya aktarmadır. Kavaklar olurdu bu büyük avluda. Ulumak,
kurtların özelliğiyken kime gitti? Kavaklara gitti. Yine doğa kendi içerisinde yer değiştirdi. Hocam doğadan doğaya bir örnek daha verebilir misiniz? Hemen veriyorum. Yıldızlar o gece damlara akıyordu. Hemen bakalım burada. Arkadaşlar akmak sıvının, suyun özelliği, doğru mu? Su ve sıvının özelliği. Kime gitti buradan? Hop, yıldızlara verdim onu. İkisi de doğada bulunan bir kavram olduğuna göre doğadan doğaya aktarma durumu söz konusu. Ve sonuncusu duyu aktarması. 5 duyu kendi içinde yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyusu. Bir duyuyla ilgili bir kavramı başka bir duyuya aktarma. Odayı keskin bir koku kaplamış. Arkadaşlar keskin ifadesi aslında dokunma duyumuza hitap ediyor. Ama koku kelimesiyle birlikte kullandığımda ben artık onun koklamaya gittiğini görüyorum. Dışarıdan acı bir ses geldi. Acı tatma duyusuna hitap eden bir duygu durumuyken sese gidiyor, yani işitmeye gidiyor. Tatmadan işitmeye yer değiştirme söz konusu. Buna da Türkçe'de duyular arası aktarım veya duyu aktarması diyoruz. Hemen döndüm abartmaya, seçeneklerde gelen, paragrafta seçeneklerde gelen bir mecaza dayalı söz sanatımızdır kendisi. Bir durumu, kavramı, varlığı olduğundan ya çok büyük ya çok küçük gösterince abartma yapmış oluyoruz. Gündelik hayatta sıklıkla da kullanıyoruz. Mübalağa diğer adıdır. Poşetler o kadar ağır ki kollarım koptu. Burada abartma durumu söz konusu. Ağırlıktan kollarımız kopmaz arkadaşlar. Özellikle poşetse tabii. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Of çekince karşıki dağlar yıkılmaz. Roman denince aklımıza yüzlerce isim bir çırpıda gelir. Bir çırpıda yüzlerce isim aklımıza gelmez arkadaşlar. Burada abartma durumu vardır. Odanı toplamadan dışarı çıkamazsın diye bin kere söyledim. Bin kere söylemeyiz arkadaşlar. Burada olduğundan abartma söz konusudur. Hocam ya bin kere söylersem ben? Arkadaşlar böyle bir cümleyi mantıklı düşünürsek bin kere söylemeyiz aynı anda. Ve son söz sanatımız, mecaza dayalı söz sanatımız, dokundurma, iğneleme, yani tariz. Bir kimseyi iğnelemek, onunla alay etmek amacıyla sözü gerçek anlamının zıttı şeklinde kullanmaya biz dokundurma diyoruz. Çok erken geldin, her şey bak çok güzel başlıyor. Cümle harika başladı. Çok erken geldin, ağaç oldum. Aslında beni çok beklettin demek istiyor, laf sokuyor, iğneleme yapıyor. O kadar başarılı ki, güzel başladı her şey. 12 dersin onundan kalmış. Bir anda iğnelemeye, alay etmeye, dokundurmaya döndü arkadaşlar. Güzel başlayıp sonu kötü biten sanatımız eşittir dokundurmadır. Kinaye ile asla ve asla karıştırılmamalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Diğer dersimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.